Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün inşallah Bakara suresi 139. ayeti kerimesini beraber okuyup üstünde düşünelim. Ve bugüne inşallah alacağımız dersler ve ibretlerin bazılarını kendi aramızda konuşalım. Bu ayet-i kerimeler de biz Müslümanlar için yolumuzu aydınlatan büyük bir lamba. Bizi elhamdülillah karanlıklardan aydınlığa çıkaran çok mübarek mucizelerdir, ayetlerdir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in kadri kıymetini bilmeyi, okuyup doğru anlamayı, ihlas ve samimiyetle amel etmeyi, içindeki hakikatleri de başka insanlara duyurmak için gayret ve çaba içinde olmayı ihlas ve samimiyet üzere hepimize nasibi müyesser eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerimelerin biraz yukarısında geçen hafta Allah Celle Celaluhu'nun Müslümanlar için boyadığı boyadan, yani fıtrattan bahsetmiştik. Sıbgatallah, Allah'ın vurduğu boya, maddi manevi, insana kalbine koyduğu ahlak, kişilik, şahsiyet, karakter, imanın, ibadetin, şeriata bağlılığın ve güzel ahlakın dışarı yansıması. Nev-i şahsına münhasır bir karakter, bir özelliğe sahip olması. Allah Celle Celaluhu insanı en güzel biçimde, kıvamda yarattığı gibi onun dini de insana en güzel bir maneviyatı, bir şahsiyeti, bir karakteri elbise gibi giydirir ve simasına baktığınız zaman bir Müslümanın orada o ihtişamı, o boyayı görürsünüz. Değerli kardeşlerim, bir güle baktığınızda, bir laleye, bir sümbüle baktığınızda ne kadar bir güzellik görüyorsanız, insana da baktığınızda belki ondan daha büyük bir güzellik görür ve o simadan içiniz kaynar, mutlu olursunuz. O yüzden dinini yaşayan, başkalarını öğreten, ihlas ve samimi insanların yüzüne bakmak da bir ibadet sayılırmış. Alimlerimizin yüzlerine, onları rahatsız etmeden bakmak. Çünkü uzun müddet göz dikerek onları kontrol eder gibi bakmak onları rahatsız edebilir. Bu tür bakışlar da hoş değil ama onların cemaline bakmak. Tabi onun için kalkıp onları ziyarete gitmek, hürmetle huzurlarında oturmak ve sohbetlerinden istifade etmek, kalplerinden bizim kalbimize inikas ve insibak eden, yansıyan ve o boyaya, o havayı inşallah doya doya almak. Bu ibadetin, samimiyetin, kulluğun dünyadaki bir ikramı elhamdülillah. Şimdi bu Yahudiler ve Hristiyanları Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'a davet ediyordu. Onlar da diyorlardı ki, yok kurtulmak mı istiyorsunuz? Yahudi olacaksınız. Yok kurtulmak mı istiyorsunuz? Hidayetten olmak istiyorsunuz? Hristiyan olacaksınız. Allah bütün peygamberleri Beni İsrail'den gönderdi. Arap peygamber de ne demek? Öyle şey olmaz. İbrahim'in evladıyız biz. Siz bize tabi olacaksınız diyorlardı. Allah Celle Celaluhu ise bilakis, başta Kur'an-ı Kerim'e iman etme, peygamberimize iman etme, sonra ondan önceki peygamberleri de hak peygamber olarak kabul edip dini mübini İslam'a bütün bütün ihlas ve samimiyetle, içtenlikle teslim olmadan bahsediyordu. Böyle iman ederlerse ancak kurtulacaklarını, değilse, böyle bir imandan yüz çevirirlerse hiç şüphesiz
Allah Celle Celaluhu'nun azabına düçar olacakları onlara beyan buyurmuştu. O peygamberler sayılmıştı. Onlar İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Beni İsrail'den de gelse hepsi bizim peygamberimiz. Bunlara Allah Celle Celaluhu tarafından ihsan edilen din-i mübini İslam'ı iman etmemiz lazım. Ve Cenab-ı Allah'a teslim olmamız lazım. Değerli kardeşlerimiz, sık sık söylüyoruz. Yahudilik ve Hristiyanlığın aslı İslam'dır. Yahudilik ve Hristiyanlık adı tahrip edildikten, bozulduktan, değiştirildikten sonra verilmiştir. Artık bugünkü Yahudilik ve Hristiyanlık muharref, yani tahrip edilmiş, bozulmuş, tahrir edilmiş, değiştirilmiş, Allah'ın dini olmaktan çıkarılmış, kuşa çevrilmiş bir dindir. Bozulduğu için reform yapmak istemişlerdir. Bugün kendi kafalarına göre, kendi hevalarına göre, kendi iradelerine göre, kendi keyiflerine ve şehvetlerine göre bir hayat yaşamak isteyenler, Allah'ın iradesine teslim olmak istemeyen kafirler, yine kendi medeniyetlerine, kendi uygarlıklarına, kendi kanunlarına, kendi yaşam biçimlerine bizi davet ediyorlar. Ve buna İslamiyet'in mani olduğunu söylüyorlar. Bu haliyle İslamiyet'in gericilik ve yobaz olduğunu, orta çağın karanlığı olduğunu, insanların ilerlemesine, terakkiye, tekamüle, gelişime mani olduğunu söylüyorlar. Bir zamanlar Hristiyanlık ve Yahudilik de böyleydi. Biz onların üzerinde ameliyat yaptık, operasyon geçirdik ve onları güzel bir hale getirdik diyorlar. Allah'ın dinini bozmalarını tamir gibi, reform gibi kabul ediyorlar. Ve bize de diyorlar ki siz de dinde reform yapmalısınız. Bir şey deforme olursa reforma ihtiyaç duyulur. Deforme olursa, bozulursa ya. İslam bozulmamış. Bunu da kendileri söylüyorlar. Siz Allah'tan daha mı iyi biliyorsunuz? Efehukmel cahiliyeti yabgun. Bunlar cahiliye hükümlerini mi istiyorlar? Ve men ehsenu minallahi hukmen. Allah'tan daha güzel hüküm koyan, kanun koyan, din koyan, nizam koyan, sistem koyan, insan hayatını mükemmel bir şekilde düzenleyen mi var? Bir kavmi yok. Ama akıllı insanlar kavmindir. Beyinsizlere sorarsanız, evet biz daha iyisini yapıyoruz diyorlar. Yaptığınızı gösterin. Bu mu? Bu dünya mı? Çağdaş uygarlık dünya. Bu dünya mı? Bu her tarafta bomba attığınız, her tarafa virüs yaydığınız, insanları sömürdüğünüz, bir yanda insanlar yemekten tıkandırken, patlarken, öbür tarafta milyonlarca insanları açlığa mahkum ettiniz dünya mı? Sizin dünyanız. Irkçılık hala hortlamış. Beyazlar Amerika'da siyahlara ne muamele yapıyorlar bu asırda? Bununla mı övünüyorsunuz? Sizden olmayan insanlara, Afrika'ya ne muamele yaptınız? Irak'a, Suriye'ye ne muamele yaptınız? Afganistan'ı nasıl mahvettiniz? Keşmir'de neler yapıyorsunuz? Çin'de Müslüman kardeşlerimize neler yapıyorsunuz? Dünyanın şarkında, vakarında insanlara ne verdiniz? Komünizm gelirken 17 milyon kendi vatandaşını kesti, öldürdü. Sonra bütün dünyada anarşi ve terörü destekledi. Yıkılırken o kadar insan altında kaldı, öldü. Vahşi kapitalizm durmadan insanları köleleştiriyor, mahvediyor. Ve bu mahviyetin meydana çıkmaması için insanları uyuşturuyor. Onlara alabildiğine seks çılgınlıklarına, karnavallara, efendim, sportif oyunlara, olimpiyatlara, yetmedi fuhşa, yetmedi alkole, yetmedi uyuşturucuya, alabildiğini önüne atıyorlar. İnsanlar sömürünün farkına varmasın, kendi keyifleriyle uğraşsın diyorlar. Şu çılgın insanlığın vaziyetine bakın. Bu mu sizin örnek gösterdiğiniz dünya? İslamiyet'in uygulandığı asırlarda bir asr-ı saadet vardı. Ve daha 100 sene evvel İslam Osmanlı'da uygulanırken 100 sene önce olmasına rağmen bugünkü modern dünyadan çok daha adildi.
çok daha adaletli olduğu kadar merhametliydi ve şefkatliydi. İnsanlara din ve vicdan özgürlüğünü soruyordu. Hayat hakkını soruyordu. İnsanlar istedikleri dine Osmanlı'nın emrinde bir Müslüman olarak inanabiliyorlardı. Şurada cami, şurada kilise, şurada havra vardı. Siz ne yapıyorsunuz? Yunanistan'da bir tane cami açık değil. Şu anda başkentlerinde. Müslümanlara Balkanlarda alabildiğine işkence ediyorlar. Bize insan hakları dersi vermeye kalkışanların ülkesinde hala Müslümanların camilerine minare yapmak yasak. Ezanı dıştan okumak yasak. Yasak. Hani din ve vicdan özgürlüğü vardı? Ve bu utanmaz insanlar Ayasofya açılmasın diye oradan hop oturup hop kalkıyorlar. Size ne? Fatih'in kılıç hakkından size ne? Benim ülkemdeki binadan size ne? Siz mabetlere bu kadar saygısınız da oradaki camilere ne muamele yapıyorsunuz? Ve bizim içimizde İslamiyet'i bilemeyen bir kısım insanlar Batı bize nedir diye endişe duyuyorlar. O Batı ki senin camine izin vermiyor, camiye minareye izin vermiyor, ezan okumana izin vermiyor kendisi çanlarını çalarken. Atina'da ya koca şehirde bir tane cami yok diyorlar. Olanların hepsini yıkmışlar. Hey utanmaz insanlar, sizin Ayasofya'yı konuşacak haliniz mi var? Bunlar diyorlar ki kurtuluş için bizi takip edin. Bizim peşimizden gelin. Bizim hidayetimize, yollarımıza tabi olun. Allah Celle Celaluhu da kendi dinine davet ediyor. Allah'ın boyasına davet ediyor. Biz Müslümanları şahsiyetli olmaya davet ediyor. Ama mücadele etmiyorlar da kusura bakmasınlar çok komik oluyorlar. Allah Celle Celaluhu soruyor. Bismillah. Kul. De ki Habibim bunlara. Etuhaccunena. Bizlerle mi tartışıyorsunuz? Fillahi Allah konusunda. Ve huve o Allah Rabbuna bizim Rabbimizdir. Ve Rabbukum sizin de Rabbinizdir. Her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Etuhaccunena bize mi hüccetleşmeye karşılıklı tartışmaya giriyorsunuz? Bize mi delil getirmeye çalışıyorsunuz? Ne diyorlar? Hazreti İbrahim bizden, Hazreti İsa, Hazreti Yakup bizden, Hazreti Yusuf, Hazreti İbrahim, işte Hazreti Musa, Harun, İsa hepsi bizden. Allah'ı bulmak istiyorsanız siz de ne yapacaksınız? Bunların peşine gideceksiniz. Delile bak. Kul etuhaccunena fillah. Allah konusunda, Allah'ın dini konusunda bizlerle mi tartışıyorsunuz? Ve ve Rabbuna ve Rabbukum. Evet, o bizim Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Ve lena amaluna. Bizim amellerimiz bize. Ve lekum amalukum. Sizin amelleriniz size. Ve nahnu lehu muhlisun. Biz Allah Celle Celaluhu'ya ihlas ve samimiyetle kulluk ediyoruz. Ehli kitap, yani Yahudi ve Hristiyanlar, Allahu Teala'nın İsrailoğulları dışındaki bir milletten peygamber göndermesinin mümkün olmadığını söylüyorlar. Baksanıza diyorlar. Hazreti İbrahim, oğlu Hazreti İshak, oğlu Hazreti Yakup, oğlu Hazreti Yusuf, onun oğulları Harun, Musa, İsa, hepsi Beni İsrail'de. Onun için Beni İsrail'in dışında bir başka kavimden Allah peygamber göndermez. Hadi orada. Yalancılar. Allah Celle Celaluhu daha önce de Arap peygamber gönderdi. Şuayb Aleyhisselam, Ad ve Semud kavmi. Bunlar Arabistan topraklarında yaşamadılar mı? Hazreti Adem Aleyhisselam hangi ırktandı? Ahlaksız insanlar. Hiç mi kafa yok sizde düşünüyorsunuz? Hazreti Adem Aleyhisselam hangi ırktandı yani? Hazreti Muhammed'den peygamber olmaz. Çünkü
Yahudi olması lazım. İbrahim'in evladı olması lazım. Niye? Allah bütün peygamberleri oradan göndermiştir. Çünkü Allah Celle Celaluhu bizi çok seviyor. Neden? Biz Allah'ın çocuklarıyız, evlatlarıyız, ahbaplarıyız diyorlar. Maide suresi 18. ayeti kerimede Allahu Teala bunlara söylüyor yani. Vakalet dediler ki el Yahud Yahudiler ve Nasara Nasraniler. Nahnu bizler Ebnaullah, Allah'ın ebnası. Yani çocuklarıyız, evlatlarıyız dediler. Ve ahibba'u, onun ahbaplarıyız dediler. Ahbap, sevgilileriz dediler. Öyle diyorlar. Bu sizin hüsnü kurutunuzdur. Kul. De ki onlara Habibim. Felime yuazibukum bizunubikum. Madem ki evlatlarısınız, madem ki Allah'ın ahbaplarısınız, Allah hep sizin tarafınızı tutuyor, sizi seviyor, sizi destekliyor, sizi üstün kılıyor. Söyleyin bakalım. Felimen için yuazibukum azap ediyor size bizunubikum günahlarınızdan dolayı. Evlatlarıyız ve bizim ahbabımız dediniz. Allah'a isyan ediyorsunuz. Günah işliyorsunuz ve Allah bu yüzden sizi cezalandırıyor. Niçin? Hani ahbaplık, evlatlık? Bel aksine bilakis entüm sizler beşerun bir beşersiniz. Bir insansınız. Mimman halak. Aynen diğer yarattıklarımız insanlar gibi bir insansınız. Yok bir üstünlüğünüz. Yağfiru limen yeşâ, Allah dilediğine mağfiret eder. Ve yuazzibu men yeşâ, dilediğine de azap eder. Tabi Allah Celle Celaluhu haşa bir diktatör gibi, bir zalim gibi can istedi buna, can istedi buna, efendim rahmet veriyor. Hayır öyle değil. Ve yağfiru limen yeşâ, dilediğine mağfiret eder. Çünkü o mağfiret ettiği adam iman etmiştir. O Allah'ın kendisine verdiği cüz'i iradeyi Allah'ın emrine imtisal etmekte, ona kulluk etmekte seçmiştir ve Müslüman olmuştur. Buradaki liben yeşa ibaresindeki o yeşa-u zamirini limene de gönderebiliriz. Yani kendisi dilemiş. Buna göre yağfiru mağfiret eder Allah limen o adamı ki yeşa o kendisi diledi. Allah'ı diledi, Allah'ı istedi, Allah'a iman etti, Allah'a kulluk etti, Allah da onu mükafatlandırdı, ödüllendirdi. Ve yuazibu men yaşa, dilediğine de azap eder. Men yaşa, birinci manada mağfiret eden de azap eden de Allah Celle Celaluhu. Çünkü müstahaktırlar. Ama ikinci manada zamirin merciini değiştirirsek, yaşa da zamir Cenab-ı Allah'a giderse fail böyle ama men dediğimiz kula giderse o zaman men yaşa dilemiş. Neyi dilemiş? Azaba düçar olan Allah'ın azabına düçar olacak işleri yapmayı istemiş ve yapmış. Küfretmiş, inkar etmiş. İbadeti terk etmiş. Allah'ın haram kıldıklarını yapmış. Haksızlık etmiş, zulmetmiş. Ve bundan dolayı da Allah Celle Celaluhu kendisini cezalandırmıştır. Velillahi mulkus semavati vel arz. Semavatın yedi kat göklerin ve arzın mülkü Allah'ındır. Hem mülk yani malik olarak, sahip olarak bu mülkün sahibi Allah hem de meliki, kralı, iktidarı, yönlendiricisi, yöneticisi, kanunu koyup yürütmesini yapan da Allah Celle Celaluhu. Güneşi yarattığı gibi ona demiştir ki şu dakikada doğacaksın, bu dakikada batacaksın, şu kadar ışık vereceksin, şu kadar ısı vereceksin. Kanunu Allah koyuyor. Kimse bunu bozamaz. Gece ve gündüz oluyor. Kimse bu kanunu bozamaz. Yaratan da Allah, üzerinde kanunu koyan da Allah'tır. Suyu indiriyor, nebat bitiriyor. Rızkı veriyor. Allah Celle Celaluhu. Kanunu böyle koymuştur. İnansın inanmasın. Ömrü boyunca, eceli gelene kadar yiyecek ve içecek diyor Allah Celle Celaluhu. İt de yaza çıkar ama ne halinden? Yaşayacak ama nasıl yaşayacak? Allah'a isyan eden dünyada mutluluk yüzü görmeyecek.
Çünkü yeryüzünün maliki Allah'tır. Sahibi de muktedir, iktidarda olan, onu yöneten de Allah Celle Celaluhu. Eğer sizler Allah'ın bu malikiyetini, uluhiyetini, kanun koyuculuğunu, sahipliğini kabul eder, gönüllü kulluk ederseniz, Allah'ın göklere koyduğu, yerlere koyduğu kanunlar gibi size koyduğu kanunları da dini kanunlar olarak sizi dünyada ve ahirette mesut ve bahtiyar edecek kanunlara uyduğunuz takdirde yerler ve göklerle barışık, huzur içerisinde, uyum içerisinde bir hayat yaşayacaksınız. Allah Celle Celaluhu sizi mutlu edecektir. Koymuş olduğu o kanunu uyumlu bir şekilde itaat edecek olsalar, kendileri de tıpkı gökteki kanunların o muazzam çalışması gibi yeryüzünde kendi aralarında yerler ve göklerle uyum içerisinde o güzel kanunlardan istifade edecekler ve dünya hayatında mutlu olacaklardır. O yüzden Allahu Teala bütün insanlara peygamber göndermiştir. Kendi kavimlerinden, kendi dilleriyle. Sadece Beni İsrail'e göndermiş değildir. Ve Allahu Teala zaman zaman Beni İsrail'i üstün kıldığını da söylemiştir. Ne zaman üstün kılmıştır? O peygamberlere ittiba ettikleri anda. İttiba ettikleri anda alemlere üstün kılınmışlardır. Ama o ittibayı terk ederlerse o devam edecek mi? Nitekim Bakara suresi 47. ayeti kerimede Allahu Teala buyuruyor. Ya Beni İsrail, ey Beni İsrail, uzkuru, hatırlayınız nimeti, benim nimetimi, elleti en'amtu aleykum, sizlerin üzerine vermiş olduğum nimetlerimi. Ve enni hiç şüphesiz ki ben faddaltukum, sizi faziletli kıldım, üstün kıldım alel alemi, alemlere. Sizi cümle alemin üstüne, üstün kılmasının maksadı nedir? Çünkü siz Allah'ın Hz. Musa ile göndermiş olduğu veya sair peygamberlerle Tevrat veya sair kitap ve suhuflara iman ettiniz. Üstünlüğünüz ırkınızdan dolayı değil, imanınızdan dolayıdır. İnsanın kanı, hatta birbirleriyle kardeşliği kan bağından değil, iman bağından ötürüdür. Elbette ki Beni İsrail veya bir başka millet peygambere ittiba ederse kafirlere üstün olmuş olur. Üstünlük kazanmasının sebebi budur. Buna karşılık yine Kur'an-ı Kerim'in açıklamasına göre Müslümanlar en hayırlı ümmettirler. Nitekim bir ayeti kerime, Ali İmran suresi 110. ayeti kerimede Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas buyurulmuştur. Kuntum sizler hayra ümmetin, ümmetlerin, toplulukların en hayırlısısınız. Niçin? Uhricet linnas, insanlar için çıkarılmışsınız. Kendi keyfiniz, kendi zevkiniz, kendi nefsinizi yaşamak için değil, insanlık için çıkarılmışsınız. Bir dava sahibisiniz. O insanlara faydalı olmak için çalışacak, didinecek, çırpınacaksınız. Ne yapacağız? Bu hayriyeti kazanmak, bu üstünlüğü kazanmak için te'muruna bil maruf, maruf emredeceksiniz. Allah'ın güzel koyduğu, güzel gördüğü kanunlarını, emrettiklerini, aklın da güzel gördüğü kanunu emredecek ve yaşayacak, yaygınlaştıracaksınız. Ve tenhevne anil münker, münkeri, çirkin işleri, Allah'ın yasakladığı ve selim, düzgün, bozulmamış fıtrattaki bir aklın da bu çirkin dediklerini nehyedeceksiniz. Zina çirkin bir şeydir. Fuhuş çok çirkin bir şeydir. Alkol çirkin bir şeydir. Zulüm çirkin bir şeydir. Adam öldürmek çirkin bir şeydir. Hırsızlık çirkin bir şeydir. Dedikodu çirkin bir şeydir. Bu tür haramlara, haksızlıkları engellemeye çalışacaksınız.
ve tu'minne billah, Allah'a iman edecek. Allah'a imanın bayraklarını dalgalandıracak. Yeryüzünde imanı küfre üstün kılacak, hakim kılacaksınız. Böyle olursanız üstünsünüz. Yoksa bir kere Muhammed ümmeti oldunuz diye, kuntum hayra ümmetin, ümmetlerin siz en hayırlısınız dedi diye Allah, şu Yahudiler gibi ne yaparsanız yapın, nasıl yaparsanız yapın, Allah'ın dininden ne kadar uzaklaşırsanız uzaklaşın, yine de üstünsünüz anlamında değil. Öyle şey olur mu? Allah'ın emirlerine bağlı kaldığınız sürece, insanlık için çalışıp didindiğiniz sürece, çaba ve gayret sarf ettiğiniz sürece, kuntum hayra ümmetin, sizler ümmetlerin en hayırlısı, üstünlerisiniz. Ama siz dini yaşamazsanız, iyiliği emretmezseniz, kötülükten nehyetmezseniz, Allah'ın dini için çabalamazsanız, yeryüzünde rezil ve rüsva olur, ayaklar altında ezilir, hor ve hakir kalırsınız. Dün bu ayetlerin indiği toplum ile 20. asırdaki Müslümanların ahvaline bakınız. Ne kadar fark var keyfiyette yani. Değerli kardeşlerim, Yahudilere de, biz Müslümanlara da Allah sizi alemlere üstün kıldık dediğinde, o peygamberin arkasından gittiğiniz, dini güzelce yaşadığınız, vazifelerinizi yaptığınız takdirde demektir, sizi kafirlere üstün kıldık. Ama siz, sizi üstün kılacak olan bu vasıflara, bu imana, bu ibadete, bu ahlaka, bu şeriata ters düşerseniz, sizin üstünüzden o üstünlük elbise gibi sökülüp atılır. O yüzden bu Yahudilerin peygamberimize, işte Hazreti İbrahim, onun evlatlarından geldi hep peygamber. Arap'tan peygamber olmaz. Siz doğru yolu bulmak istiyorsanız, bize iman edeceksiniz sözüne Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, siz kiminle tartışıyorsunuz ya? Siz kiminle tartışıyorsunuz? Kul de ki, etuhaccûnene fillah, Allah konusunda, Allah'ın dini konusunda mı bizimle tartışıyorsun? Ve ve Rabbuna, o bizim Rabbimiz, ve Rabbukum, sizin de Rabbiniz. Ve lene amaluna, bizim amellerimiz bize. Ve lekum amalukum, sizin amelleriniz de size. Eğer sizin amelleriniz Allah'a imanı, ibadeti, şeriatına bağlılığı, güzel ahlakı içermiyorsa, küfrü, fıskı, dalaleti, sapıklığı içeriyorsa, elbette ki bunun cezasını göreceksiniz. Ve nahnu, biz lehu, o Allah Celle Celaluhu'a muhlisin, ihlasla efendim kulluk ediyoruz. Öyle nahnu abnaullah, biz Allah'ın çocuklarıyız. Ve ahibbauh, biz onun ahbaplarıyız. Ne halt edersek edelim, Allah evlatlarını, Allah ahbaplarını cehennemde yakmaz. Haşa sümme haşa, Allah ırkçı mıdır? Yahudi ırkını diğer ırklardan seçecek ve ne halt ederse etsin onları kayıracak. Irkçı mıdır Allah? Haşa sümme haşa, Allah zalim midir? Siz neyi tartışıyorsunuz ya? Burada akıl var mıdır? Burada mantık var mıdır ki iman olsun? Ve boş konuşuyorsunuz. Allah Celle Celaluhu sizi ne kadar cezalandırdı bilmiyor musunuz? Kul de ki, felime yuazibukum bizunubikum, niye cezalandırıyor sizi günahlarınızdan ötürü? Hayır hayır, siz de diğer insanlar gibi insanlarsınız. Sonuçta Allah'a dönecek ve hesap vereceksiniz. Değerli kardeşlerim, o yüzden Yahudilerin veya Hristiyanların ancak cennete gideceklerini, efendim Müslümanların Yahudi ve Hristiyan olacaklar, olurlarsa ancak cennete gidebileceklerini söylemeleri, görüyorsunuz, boş bir davadır. Bilakis Allah Celle Celaluhu bir önceki dersimizde
okuduğumuz, açıkladığımız, şimdi girişte de beyan ettiğimiz o ayeti kerimelerde fe in amenu bistim ve amen. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa diyor. Müslüman olurlarsa kurtulacaklardır. Değerli kardeşlerim, bir acayip garayip durum daha var. O da nedir? Şimdi bu Yahudiler ve bu Hristiyanlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i peygamber olarak tanımadılar. Kur'an'ı kitap olarak tanımadılar. Onun getirmiş olduğu şeriatı kabul etmediler. Halbuki bunlar bildikleri şeylerdi. Kitaplarında da bunlar yazılıydı. Allah Celle Celaluhu hepsinin kafir olduğunu beyan buyurdu ve cehennemliktir dedi. Böyle iman edip yaşamadıkça. Son şeriatı kabul etmedikçe. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمْ Amma Yahudi, Hristiyanlardan, amma müşrik putperest Araplardan ve sair putperestlerden kim küfre düşerse cehennem ateşindedir. خَالِدِينَ ف۪يهَا اَبَد۪يًا orada kalacaklardır. اُلَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّ bunlar halkın en şerleridir. Hani Allah sizi üstün kıldı diye evlatlarıyız, ahbabıyız diye laf atıyordunuz. Bak Allah ne diyor? Bir zaman üstündünüz. O zaman peygambere ittiba ediyordunuz. Kafirlere üstün geliyordunuz. Allah sizin o imanınız sayesinde Firavun'u mağlup etti. Denizde boğdurdu. Amalikalıları mahvetti. Arz-ı Me'ud diyorsunuz. O toprakları size vaat etti. Ama sonra ne yaptınız? Buzaya taptınız. Allah Tur Dağı'nı kafanıza dikti. Tövbe dediniz, secdelere kapandınız. Kaldırdı. Yine dalalete düştünüz. Demek ki Allah haşa sümme haşa ırkçı değil. İman eder, salih amel işlerseniz sizi sever. Öyle evlat, ahbap da değil. Bunlar da terbiyesizliktir yani. Allah'a karşı cürettir, saygısızlıktır. Siz kulsunuz. Ve kullukla samimi olacaksınız. Ne o evlatmış, ahbapmış. Bu lavabalikten de kaçmak lazım. Bu sadece sizin için de geçerli değil. Müslümanlar da ümmet-i Muhammed olarak övülmüştür ayetlerde. Ama Müslümanlar İslam'a bağlılıktan vazgeçerlerse onlar da Allah'ın azap ettiği diğer insanlar gibi olurlar. Hiç şek ve şüphe yok yani. Ha ne söylüyorduk? Şimdi bunlar cehenneme hak ettiler peygamberimizi kabul etmemekle beraber. Ama son zamanlarda İslam dünyasında bir grup insan çıktı. Allah'ın cehenneme attığı iman etmezlerse bu Yahudi ve Hristiyanları İşte semavi dinler, İbrahimi dinler diye hak dinler olarak kabul edip bunların da cennete gideceklerini söyledi. Ve gelin işte Yahudilik, Hristiyanlık, İslamiyet, üç tane hak din, üç tane semavi din, üç tane İbrahimi din ortaklaşa hareket edelim ve küfürle mücadele edelim dediler. Ve onları da cennete girdirmeye çalıştılar. Ne diyelim? Hakaret etmek şimdi burada ayıp olur ama akıl mı bu ya? Allah ne diyor, siz ne diyorsunuz? Bir de böyle ah buyurun beyinsizlikler çıktı. Evet. Kul اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيكُمْ اِلٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Hz. Musa bir zaman öyle söylemişti. Sizi Allah'tan başka bir tanrı arayayım öyle mi? Halbuki o sizi alemlere üstün kıldı demişti. Biz alemlere üstün bir millet izliyorlar. Nereden çıkarıyorsunuz? E sizin kitabınızdan çıkarıyoruz. Hangi ayetten? Bak bu Bakara suresi 140. ayette Allah ne diyor? Ve vefaddalekum alel alemin sizi alemlerin üstüne aftal etmişti, faziletli ve üstün kılmıştı diyor. Ahmaklar. O siz Hazreti Musa'nın arkasından gittiğiniz samimi zamanlardaydı. Ama Hazreti Musa'ya bize de bir
şu buzağıya, öküze tapanlar gibi işte bir tanrı getir, onu tapalım dediğiniz zaman hiç de öyle üstün bir insanlar değildiniz yani. Ve Kur'an-ı Kerim yeri geliyor, alçaklıklarından bahsediyorlar. Bir örnek hatırlatalım size ey Yahudi ve Hristiyanlar. Yine Bakara suresinden 61. ayeti kerimede Bismillah. Ve iz kultum, hani bir zamanlar hatırlayın ki demiştiniz ya Musa, ey Musa, len nasbira ala taamin vahid, biz bir tek yemeğe dayanamıyoruz artık. Her gün bıldırcın eti ye, her gün kudret helvası ye. Firavundan kaçarken Allah Celle Celaluhu bunları bıldırcın eti ve kudret helvasıyla besliyordu. Ne dedi bu nankörler? Her gün aynı yemek, her gün aynı yemek. Biz bundan bıktık, usandık dediler. Artık buna sabredemiyoruz. Tahammülümüz yoktur. Ne olacak? Bak şimdi ne olacak. Fed'ulena Rabbek. E Rabbına dua et. Yuhrişlene, bize çıkarsın. Mimma tumbitul ardu. Arzın bitirdiklerinden. Min bakliha. İşte yeşilliklerinden. Ve kıssaiha ve fumiha ve adasiha ve basaliha. Samırsağından, soğanından, bir efendim mercimeğinden, yeşilliğinden bize yemek çıkarsın diyor. Kale dedi ki etes tebdilune lezî huve edna billezî huve hayr. Siz daha hayırlıyı verip de daha alçak ve değersiz olanı mı istiyorsunuz? Ehbetun busran. İnin mısra. Fe inne lekum ma seeltum, orada istedikleriniz var. Ama bunun için önce orada oturan kavim ki Amalika diyorlar, onlarla savaşacak, cihad edeceksiniz. Aa, o zaman ne dediniz siz? Ey Allah'ın evlatları ve ahbapları olduklarını iddia eden adamlar. Ne dediniz? Ey Musa, sen ve Allah'ın git savaşın, biz burada oturacağız. Bu mu? O zaman Allah size ne dedi? O sizin kitabınızda Kur'an-ı Kerim yazıyor, bizi alemlere üstün tutmuştunuz diye o ayeti okuyorsunuz ya. He, bu ayeti de okuyun bakalım Bismillah. Ve duribet aleyhimu zilletu vel meskenet. Onlara zillet, korluk ve hakirlik yazıldı. Suratlarına zillet çarptı Allah onların. Meskenet çarptı. Ve ba'u bi gadabı bin Allah. Allah'tan bir gazap onlara satın aldılar. Kendi elleriyle yaptıkları yüzünden Allah onlara gazap etti. Velike bi ennehum, bunun sebebi şuydu ki onlar kânû yekfurûne bi âyâtillâh, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Ve daha yektulûne nebiyyin, peygamberleri öldürüyorlardı. Bi gayri hak. Haksız olarak. Peygamber zaten haksızlık yapar. Haklı olarak peygamber öldürülür mü? Haksız olarak, zulm ederek peygamberleri öldürüyorlardı. Zelike bima asav, bu da asi oldukları için, isyan ettikleri içindir. Ve kanu ya'tedun, çok aşırı gittikleri içindir. Bu da 61. ayeti kerime. Ne diyor Allah? Allah sizi zillet verdi, horluk verdi, alçak duruma düşürdü ve size gazap etti diyor. Allah ırkçı değil. Ne yaparsanız yapın, sizi evlat ve ahbap kabul edip alemlere üstün tutma değil. Onun yanında torpil yok. Onun yanında torpil yok. İman eden, salih amel edersen mükafatını görür. Gururlu davranan, kibirli davranan, ekabirlik yapan ve Allah'a kafa tutan, isyan eden, sözünü dinlemeyen cezasını çeker. İlki şeytandır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Evet. Ama amcası Ebu Leheb, amcası Ebu Talip iman etmeyince elinden hiçbir şey gelmez. Ebu Talip kafir olarak ölünce Peygamberimiz üzüldü. Habibim hiç üzülme dedi ona. Sen dilediğine hidayet veremezsin. Ben dilediğime hidayet veririm. Senin vazifen tebliğ edip geçmektir.
O yüzden peygamberimiz gider kızının kapısını çalardı. Kızım Fatıma amel et. Babanın peygamber olduğuna güvenme derdi. Öyle torpil yok, öyle ırkçılık yok, öyle laubalilik de yok. Herkes kul olduğunu bilecek ve haddini bilecek. Kul etuhaccunena fillah. Allah konusunda bizimle tartışıyorsunuz öyle mi? Ve Rabbuna ve Rabbukum. Ve lena amaluna. İyilik yaparsak bizim amellerimiz mükafatı bize. Ve lekum amalukum. Sizin yaptıklarınıza size. İyilik ya da kötülük. Ödül ya da ceza. Ve nahnu lehu. Biz o Allah Celle Celaluhu'na muhlisin, ihlasla, içtenlikle, gönülden bağlıyız. Em tekulun, yoksa şöyle mi söylüyorsunuz? İnne İbrahim'e, hiç şüphesiz ki İbrahim ve İsmail'e İsmail ve İshak'a İshak ve Yakub'a Yakub ve Asbat'a bunların torunları kanu Huden Yahudiydiler. Evnasara Hristiyandılar. Öyleyse kurtulmak istiyorsanız siz de Yahudi veya Hristiyan olun. Yahudiler öyle diyorlar, Hristiyanlar böyle diyorlar. Kul, de ki Habibim, entüm sizler mi a'lemu, daha iyi bilirsiniz, emillah, yoksa Allah mı? Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Ve men kim azlamu, daha zalimdir mimmen, o adamdan ki keteme şehadeten indahu min Allah. Allah'tan gelen şehadeti insanlara gizledi, üstünü örttü, sakladı ve söylemedi. Siz öyle zalimlersiniz ki ellerinizde tutup okuduğumuz Tevrat ya da İncil'de Hz. Muhammed'in ve getirdiği dinin evsafı var. Okuyorsunuz, oraya geldiğinizde üstüne elinizi koyuyor, orayı okumuyorsunuz. Ya da manasını bilen bilmeyenlere okuyor, başka tercüme eder, başka tefsirini yaparak insanları aldatıyorsunuz. Allah'ı nasıl aldatacaksınız? Vemallahu bi gafil. Allah gafil değildir. Amma ta'melun, sizin yaptıklarınızdan. Sonra bu peygamberlerin ise evet peygamberdir. Allah'a davet etmişlerdir. Kim onların yolundan giderse ancak kurtulmuş olur. Allah'ın kulu olur. İhlas ve samimiyetle Allah'a kulluk edersin. Efendim biz onların evlatlarıyız. Arkasından geldik. Bizim ırkımızdandırlar. Para etmez. Tilke ümmetin, onlar bir topluluktur. Kat halet, yaşamış geçmiş gitmişlerdir. Laha ma kesebat, her ne iyilik yaptılarsa kendi menfaatlerine, ve lekum ma kesebtüm, sizin yaptıklarınızda sizin menfaatinize ya da zararınıza. Yani onların yaptığı sizi kurtarmaz. Onların yaptığı iyilik sizi kurtarmaz. Onların yaptığı kötülükten de siz sorumlu tutulmazsınız. Sizin yaptığınız iyilik ya da kötülük, bunun mükafatı ya da cezası size aittir. Ve la tüs'elûn, sorulmazsınız. Amma kânû ya'malûn, onların yaptıklarından. Herkes kendi yaptığından sorumlu. Onun için suç şahsidir, sevap da şahsidir. O yüzden bizim babamız İbrahim'di, yok İsmail'di, İshak'tı, torunlarıydı, bütün peygamberler bizden gelmişti. Öyleyse bizim peşimize düşerseniz kurtulursunuz. Hayır, öyle değil. Bunlar Allah'ın peygamberiydi. Son peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun getirdiği Kur'an, onun içindeki iman ayetlerine, ibadet ayetlerine, şeriat ayetlerine, hukukuna ve ahlakına iman eder, ihlas ve samimiyette yaşarsanız kurtulursunuz. İnkar ederseniz babanızın peygamber olması para etmez, siz de cehennemi boylarsınız. O yüzden gereksiz yere tartışıyorsunuz, boş tartışıyorsunuz. Siz bir daha iyi bileceksiniz. Allah Celle Celaluhu'nu daha iyi bilecek. Değerli kardeşlerim, elbette ki Allah Celle Celaluhu.
Bugünkü dersimizi de burada bitirelim inşallah. Allah Celle Celaluhu bizi Kur'an'ın hidayetinden ayırmasın. Sevgili Peygamberimizin o değerli, o kıymetli, o menfaatli sünnet-i seniyesinden ayırmasın. Biz iki dersimizde hafta içerisinde Kur'an tefsiri yaptık. Yine inşallah diğer derslerimizde sünnet de bunu destekleyeceksiniz. Bir Kur'an-ı Kerim, bir sünnet hadisi şerif dersleri böyle götürmeye çalışıyoruz. Haftada bir günde inşallah müstakil özel sohbetler de olabilir genel konularda. Bu arada bazı kardeşlerimiz de bizi Instagram'dan takip ediyorlar. Orada da bazı kardeşlerimizle sohbetlerimiz olursa onlara da buradan duyuruz. Takip edersiniz inşallah. Değerli kardeşlerim, hoşça kalın ve selam.